Peki, bu ikisini şimdi kıyasladığımız zaman cevabın ne olur? Yani hocam, şimdi sizin bu anlattıklarınızı ele alırsak tabii ki paragraf kitabı. Tabii ki paragraf diyorsun. Bir kişiyi daha çevirdim. Paragrafı Sevdiren Hoca kanalından herkese merhabalar. İlk sürpriz günümüzde sizlerle birlikteyiz. Sürprizleri tabii ki siz belirliyorsunuz. Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen arkadaşlar. Sizlerin yorumlarından, taleplerinden, isteklerinden hareketle bizler bu hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz ne? Sorumuz ekrana gelsin. Ne diyor? Paragraf çözmek mi? Kitap okumak mı? Evet, bu sorunun cevabını Asya ile birlikte arayacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Asya, doğrudan soruyorum. Paragraf çözmek mi? Kitap okumak mı? Tabii ki kitap okumak. Tabii ki, o kadar net. Evet. Neden? Anlat, ben çok merak ettim. Hocam, kitap okumak bizim kültürümüzü, kelime hazinemizi bence arttırıyor, geliştiriyor. Çok güzel bir zaman değerlendirmesi yapabiliyoruz kitap okumakla. Güzel. Paragraf okuyunca, paragraf çözünce olmuyor yani bunlar. Aynen. Söylediğinden bu mu çıkacak? Hocam, paragrafı sınava hazırlık için çözdüğümüz için ister istemez paragraf çözmekten biraz uzaklaşıp ikisini kıyasladığımızda kitap okumak daha ağır basıyor. Diyorsun. Evet. Peki. Sen geçen sene sınava girdin. Dolayısıyla yakın zamanda paragraf kitapları çözdün, değil mi? Çözdüm hocam. Güzel. 4-5 tane çözmüştüm. Ha, süper. Kültür kitapları da şu an, madem kitap okumayı bu kadar savunuyorsun, kitap okuyorsun tabii şu an. Tabii ki okuyorum hocam. Güzel, tamam. Peki, bu ikisi üstünden ve senin özelinden hareketle bir genellemeye, bir şeyler ortaya atmaya, bir şeyler konuşmaya çalışalım. Başlayalım o halde. Kaç paragraf kitabı çözdüm demiştin? 4-5 mi? Hocam, 4 müydü, 5 miydi? Güzel. Bir yıl içerisinde. Peki, bizim kitaplardan birisini çözdün mü? Paragrafın ritmini çözmüştüm. Süper. Çözmeyen yok zaten. Harika. Peki, paragrafın ritmine odaklanalım. Tamam. Diğer kitaplara dokunmayalım. Çünkü herhangi birisi üstüne bir şey alınmasın. Şimdi paragrafın ritmini getirdik ekrana. Soruyoruz. Kaç soru vardı içinde? Hocam, 1000 miydi, 2000 miydi, hatırlamıyorum ki. Yok artık, 2000 ne ya? Hatırlamıyorum ki yani. Tamam, ama 1000 vardı bence, evet. 1000'e yakın. 894 tane soru var. Yani yazar olmak böyle bir şey tabii. neyse, tamam, güzel. 894 tane soru var, tamam. Peki, metinleri hatırlıyor musun? Bilmem, aklında o kadar kalıcı bir şeyler yani var mı? Yani hocam, kalması mümkün değil çünkü o kadar soru var ve hepsinin içeriği farklı. Benim için önemli olan şey bu. İçerikler farklı mıydı? Evet. Güzel. Peki, 894 tane soru. Evet, birebir hatırlayamasan bile paragraf kitaplarındaki, ben paragrafın ritmi diyorum ama sen genel düşünelim. Çünkü sorumuz genel. Paragraf kitaplarındaki paragraflar kimlere ait? Yes. Hepsi farklı yazarlara ait, değil mi? Farklı. Aynı yazara ait değil. Yok. Konular farklı. Konular da farklı. Olaylar farklı. Evet. Üstü düşünce, farklı. Üstü farklı. Anlatan kişinin anlatma yöntemi, tarzı, kullandığı dili farklı, değil mi? Evet. Güzel. Peki, bir de kitap okumanın dışında burada çok büyük bir fark var. O ne? Soru kökleri var. Yani soru soruyor ve seçeneklere gidiyoruz. Doğru mu? Doğru hocam. Bu da bizim neyimizi geliştiriyor? Muhakeme yeteneğimizi geliştiriyor. Evet. Güzel. Sorguluyoruz. Bu burada var mıdır, yok mudur? Ya da vardır, yoktur, değildir gibi olumsuzlamalarla dikkatimiz sınanıyor ya da arttırıyoruz ya da azaltıyoruz. Doğru, doğru mu? En önemlisi de şu. Eğer sınav senesindeysek ya da sınav hazırlık kurgusunda hareket ediyorsak ne var orada? Ben sınava hazırlanıyorum duygusu iş dünyamızda ne oluyor? Oluşmaya gelişiyor. Başlıyor. Çok güzel. Peki, bunlar, bu saydıklarımız kenarda dursun. Anlaştık mı? Anlaştık. Okuduğun en son kültür kitabı, yani okuma kitabı diğer bir deyişle nedir? Piraye hocam. Ha, Canan Tan'ın. Güzel, Canan Tan'ın. Konusu neydi bilmeyenler hocam, için? Hocam, bir kız var Piraye adında, İstanbullu. Diyarbakır'a gelin olarak gidiyor ama nasıl güzel bir kitap. İşte Piraye'nin evlilik hayatı ve evlilikten sonraki hayatı konu ediniliyor. Güzel.
Peki bu konu ne kadar farklılaşabilir? Hiç. Yani pirayenin hayatı etrafında o kadar daha fazla derinliği evet, olabilir mi? Öyleydi. Olamaz. Yok, şimdi bak yok. Geri az önceyle tekrar kıyaslayalım burayı. Paragraf kitabına geri gelelim. Orada biz ne dedik? Metinler değişiyor, olaylar, düşünceler, duygular, her ne anlatıyorsa. Ama burada tek bir şey var. Orada çok şey var. İkisini O açıdan kıyasladık. Bakarsak. Evet, bu açıdan baktırıyorum şimdi sana. Peki, iki, üslup dedik. Üslup burada kim? Canan Tan'ın üslubu neyse o. Evet. Ya da kültür kitaplarında yazarın üslubu her neyse o. Paragrafta değişiyor. Kaç tane soru varsa o kadar, doğru mu? Doğru. Güzel. Üç, kelime hazinesi. Burada kelime hazinesi maksimum ne? Kaç kelimeye kadar gidecek? 300 olsun, yani. 350 olsun. Hocam zaten bir konuyu ele aldığı için belli dışarı bir çıkamıyor. Kadar. Evet. Sınırları var. Ama paragraf kitaplarında ne oluyor? Her soruda farklı. Mesela tıpla ilgili bir metin varsa tıpla ilgili kavramlar, terimler var. Doğru değil mi? Doğru. Biyoloji metni varsa ona göre, bilimle ilgili bir metin varsa ona göre, bir öyküden alınma bir bölüm varsa ona göre gibi gibi. Bak hep değişkenlik var. Burada o değişkenlik yok. Yani burada bir şey var, durağanlık var, onun üstünden hareketler var. Doğru mu? Doğru hocam. Doğru. Güzel. Peki bu ikisini şimdi kıyasladığımız zaman cevabın ne olur? Yani hocam şimdi sizin bu anlattıklarınızı ele alırsak tabii ki paragraf kitabı. Tabii ki paragraf diyorsun. Bir kişiyi daha çevirdim. Evet. Peki şaka bir tarafa, latife bir tarafa şöyle sorayım. Bir kitap okumaya başladığımız zaman o kitapta konu tek. Akış sadece o kitabın karakterleri üzerine kurulu. Sadece onu hayal ediyorsun, onu düşünüyorsun. Onların perspektifinden, yazarın gösterdiği perspektiften ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Dışına çıkıyor muyuz? Hayır. Akış bir yerde gittiği için aslında düşünce mekanizmaları da ona alıştığımız için, bakın ona alıştığımız için, beklenti artık sıradanlaştığı için, hani uçak ilk kalkarken ne yapıyor? Bir heyecan, bir doz, aa diyorsun ama rutine gelip, şu seviyeye gelip normal gitmeye başladığın zaman artık ne yapıyorsun? Rahatlıyorsun. Daha hareketlerin belli bir şeyde koruma altına alınmış oluyor. Doğru mu? Doğru hocam. Doğru. Bir de kitap biterken, yani iniş anında ne oluyor? Bir de o zaman acaba ne olacak, acaba ne olacak, acaba ne olacak? Ama paragraf kitabında ne oluyor biliyor musun? Paragraf kitabında bu yok. Çünkü her paragrafta bir şeyler değişiyor. Akış değişiyor, dikkat değişiyor, algı değişiyor, metin değişiyor çünkü. Anlatabildim mi? Bu yönüyle de bir farklılık var. Yani işin akışı ve yoğunluğu, yoğunlaşması da değişiyor. İşte bütün bu perspektiflerden bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Hocam peki sizin cevabınız nedir? Benim cevabım mı? Evet. Bu kadar saydıktan sonra ne diyebilirim? Şimdi şöyle Asya, ben 3 şey söylüyorum bununla ilgili. 1. Eğer sevgili arkadaşlar 12. sınıfa gelmişseniz ya da mezun olarak hazırlığa devam ediyorsanız, ben şartlı konuşuyorum kusura bakmayın. 1. şartım bu. 2. Bu döneme kadar kitap okuma alışkanlığı edinmemişseniz, küçük bir maalesef koyuyorum. Kitap okumak mı yoksa paragraf kitabından soru çözmek mi diye ikilemde kalmışsanız, o zaman az önce anlattıklarımdan hareketle Asya, ben nitelikli paragraf kitaplarından soru çözmek diyorum. Lütfen ne tür videolar istiyorsanız yoruma ekleyin arkadaşlar. Onlara dair hazırlık yapıp sizlere sunmaya çalışalım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.